Arkadaşlar merhaba. İçinizde böyle kılını kıpırdatamama, üşengeçlik, bezmişlik, bıkkınlık, artık yeter diye bir duygu var mı? Hayata karşı bir iştahsızlık, bakın yemeğe demiyorum, hayata karşı bir iştahsızlık var mı? Varsa şayet sizde atalet duygusu var, yerleşmiş demektir. Atalet duygusu çok tehlikelidir. Kişinin enerjisini sömürür, kişiyi aşağı doğru çeker. Dolayısıyla teşebbüs ruhunu ortadan kaldır. Atalet duygusundan sıyrılmamız lazım. Toplum olarak atalet duygusuna da teslim olmuş durumdayız. Neden? Çünkü yetişme tarzımız böyle. Ailelerimiz böyle bizi hep bir elimiz yağda, bir elimiz balda, bir dediğimiz iki etmeyen, elimizi sıcak sudan soğuk suya değdirmeyen bir tarzda yetiştiği için hayatın gri tonu hiç hazır değiliz. Karşılaştığımız en ufak bir zorlukta pes ediyoruz, desteğe ihtiyaç duyuyoruz, sığınacak bir yerler arıyoruz ya da hayata isyan ediyoruz. Bu çok fazla yaptığımız bir hadise. Dolayısıyla fert planda başlayan bu durum daha sonra topluma sirayet ediyor. Atalet duygusunda tabii ki eğitim sistemimizin de payı var. Yani şu yaşa kadar, üniversite son sınıfa kadar amaç edindirmeyen, amacı doğrultusunda gençlere düşündürtmeyen, sorgulatmayan, sadece sınava gir çık duygusu ve sadece son akşam sınava çalışma duygusu ve o sürmüş olduğumuz konforlu hayat birden KPSS gibi, YKS gibi yoğun çalışmayı gerektiren bir durumla karşılaştığında ne oluyoruz ya? Bu kadar çalışmanın karşılığı bu mu olmalı? Bu kadar ders çalıştım, bu kadar soru bankası çözdüm, bu kadar deneme çözdüm, net bu olmalı değil mi diye hemen karşılık bekliyoruz. Dolayısıyla özellikle sınava az bir zaman kala bu atalet duygusu, bu bezginlik duygusu, bu üzerine ölü toprağa serpilmiş duygusundan kendinizi sıyırmanız lazım. Kendinizle iç hesaplaşmanızı daha sonra yaparsınız arkadaşlar, ama şu anda elinizdeki küreyi çekmeye bakın. Dostoyevski'nin romandaki gibi o kürek mahkumları küreyi çekerken düşünürse, ya ben daha mı çok çekiyorum ya da çekiyorum da ne oluyor? Ya da ben buna layık mıyım? Niye kaptan şeyinde dairesinde değilim de kürek çekiyorum? Bunları şu an düşünmenin yeri değil. Bunları limana vardıktan sonra, atandıktan sonra, istediğin bölümü kazandıktan sonra sorgularsın. Fakat sınava çok az bir zaman kala bu duygularla kendi motivasyonunu düşürme. Atalet duygusu sadece sınavda değil, hayat boyu karşımıza çıkabilecek bir duygudur. Maalesef millet olarak adeta hazine gibi bir ülke üzerinde oturup bunun kıymetini bilemeyen, birbirini eleştiren, aşağılayan, aşağı çekmeye çalışan miras yediler gibiyiz. Atalet duygusuyla mağlul insan, ki bu duygu o kadar tehlikeli ki kendine nefret eder, kendine lanetler yağdırır, çevreyi de bundan mahrum bırakmaz. Çevrede iyi bir şey olmaya görsün, onu da aşağı çekmeye, eleştirmeye çalışır. Tahammülsüzdür, adeta dünyadan öç alır ve dünyadan hep alacaklı varsayar kendisini. Misal, mesela ben kamu yararına birçok video çekiyorum. Bazıları böyle video yayınlar, yayınlama saniyesinde dislike atanlar var. İşte o nefret şurubuyla kendini rahatlatacağını zannediyor, fakat daha fazla bizar hale geliyor. Hasıl arkadaşlar, atalet duygusundan kurtulmak sadece sınav için değil, ömür boyu lazım olan, bu duygudan sıyrılmamız gereken bir ruh haleti gerektiriyor. Mükemmeliyetçi olmaktan vazgeçeceksiniz. Ya tam olsun ya da hiç olmasın duygusunu bir kere terk edin. Öğrenilmiş çaresizlik duygusundan vazgeçin. Hocam daha önce çalıştım, kaçıncı girişim yaptım olmadı. Öğrenilmişlik çaresizlikten vazgeçin. O pire deneyini anlattırmayın bana şimdi, biliyorsunuz. Arkadaşlar ne yapıyorsanız bunu kazanım olarak görün. Şu ana kadar çalıştığınız, emek verdiğiniz şeyler gerçekten sizi bir yere getirdi. Bunu bir kazanım olarak görün. Gerek ben gerekse başka yaşam koçu olarak gördüğünüz hocalarını sizlere ders çalışma programları yaptı, periyotlar çizdik. Bu periyoda uymaya çalışın. Sen hemen sonuç bekleme, sonuca değil sürece odaklan. Süreçten kastım nedir? Nasıl götürüyorsun? Bugünün vazifesini yerine getirdin mi? Bugün 8 saat çalışman gerekiyorsa çalıştın mı? Soru bankadan şu kadar soru çözecektin, çözdün mü? Deneme analizi yaptın mı? Yaptın mı? Hemen sonucun yükselmesini bekleme. Sen bunları yap. Bakın, bazı sonuçlar bir anda karşınıza çıkar, bazıları taksit taksit çıkar. Dolayısıyla sizin karşınıza bir anda çıkmıyorsa, siz bir anda yükseliş görmek istiyorsunuz, sınav tarihini bekleyin derim. Kendinizi, emeğinizi, emek verenleri arkadaşlar küçümsemeyin, kötümser açıyla bakmayın ve bu atalet duygusundan sıyrılarak an bu andır diyerek sürece odaklan, günü iyi geçirmeye çalış, ondan sonra sonucu bekle derim. Hepinize selamlarımla.